manşetimiz de o. Gelelim işte manşetimiz bu. 1 Nisan'dan sonra bunların hepsi hepimizden acı bir şekilde çıkacak. 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta bunu gördük arkadaşlar. Şu anda bir sarmalın içerisindeyiz. Bak verdiği zam ama o zam bir türlü yetmiyor. O zam diğer zamlar karşısında eriyip gidiyor. Ondan sonra memur yine ben zam istiyorum diyor. Emekli yine zam istiyorum diyor. İşte ne bileyim kit işçisi yine zam istiyorum diyor. Yetmiyor ki o sarmalın içerisindeyiz. Zamlar geliyor bu arada ve bu zamları duyuran da Erdoğan değil. Vallahi bunu görevden alabilir Fatih Bey. Ya arkadaş acemisin ama bu kadar da acemi olma. Ne giriyorsun sen zam meselesine? Öğrenecek de yani ya büyük zarar veriyor Erdoğan'a. Bakın zam geliyor diye kocaman bir başlık attık. Altında da şu yazıyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu müjdeyi Erdoğan'dan önce verdi. Bir müjdesini yani Erdoğan mesela söylemez bunu hayatta. Onun bürokratları da söylemez ama bak Fatih Karahan yazık garibim yurt dışından geldi. Başkan yardımcısı. Şimdi başkan yaptılar 40 küsur yaşında. Tabii iktidarın yönetebileceği bir insan ama böyle giderse görevden alırlar bunu. Veya susturacaklar. Sen yani diyecekler ki kendi işine bak arkadaş. Sen karışma zamları mamları filan. Şimdi Fatih Bey dün kameralar karşısındaydı ve ardından da sözün bir arasında ya dilin ucundan kaçtı ya da işte başka bir şey Allah söyletti bilemiyorum. Zamlarla ilgili ilk bilgiyi verdi. Var mı onun sende şey? Verir misin lütfen? Ha tamam. Tamam. Ha, görüntüyü de bulabilirsen sevinirim. Ben sana dur bakayım. Atmış olabilir. Ha atayım bir daha. Bak Yebiz'de var Ahmet. Yebiz'de var. 7.33'te atmışım sabahleyin. Erken çalışmaya başlıyoruz yani. Fatih Bey 20 küsür senedir aynı iktidar bir çocuk dünyaya geliyor, büyüyor, askere gidiyor, gelir. Hala aynı iktidar bir şey anlamıyorum. Olacak iş değil, hayret ediyorum. Allah söyletti ve besbelli demiş. İnşallah 1 Nisan şakası yapmışlardır. Özlemiştik, epeydir yoktu demiş. Zeytin bile taneyle alınıyor demiş. Güne 1 lira 33 kuruşmuş tanesi. Allah Allah rüzgara karşı demiş bir tanesi. Evet biz Fatih Bey'i dinleyelim. Fatih Karahan bakın ne diyor. Ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan faktör enerji fiyatları olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede biz patikamızı oluştururken OBP'yi kullandık. OBP bu sene oldukça bağlayıcı bir program. Yani hükümetin her kanalında sahiplenilen bir program. Orada yapılan belli varsayımlar var. Biz onların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de evet bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını öngördük ve bunu tahminlerimiz. İşte bu şekilde bize zammın geleceğini söyledi. Güncelleme ama. Zam değil güncelleme. Onu da Mehmet Şimşek'in efsane sözüdür. O kazandırmıştır Türkiye'ye. Zammı güncelleme olarak biz yutturmaya çalışıyorlar. Aslında zam. Fiyat güncellemesi özellikle enerji sektöründe olacak dedi. Elektrik ve doğalgazda düzenleme, yeni güncellemeler olacak dedi. Yani zam önümüzdeki günlerde tabii şu anda değil. Yani 1,5 aylık süre içerisinde değil. Nisan'dan sonra doğalgaz ve elektriğe zam gelecek. Anladığımız bu. Ve yine bu işte memura verdiği, asgari ücretliye verdiği, emekliye verdiği bu kadar çok para o da bizden çıkacak. Yani vermesi bir şey ifade etmiyor. Yani senin cebine 5000 lira giriyor ama sana senin cebine 5000 lira koyduktan sonra elektriğe de zam yapıyor. Doğalgaza da zam yapıyor. Raflardaki fiyatlar anında fırlıyor zaten. Onun bir kontrolü yapılamıyor. Onu da söyleyeyim. Ve o 5000 lira lafı duyulduktan sonra şimdi 5000 lira lafı duyuldu ya. 5000 veya işte 3000 ne verecekse al şimdi etiketler oynamaya başlayacak. Bunun da bir kontrolü yapılamıyor. Belki ÖTV zammı yapılacak, KDV zammı yapılacak, yeni ayarlamalar yapılacak, akaryakıt zaten durmuyor, etmiyor. Yani biz bu sarmalın içerisinde maalesef böyle devam edip gidiyoruz. Ve dikkat ederseniz Erdoğan ağzına hiç zammı almıyor. Demi alıyor mesela veya CHP'yi alıyor, demi alıyor ama zammı hiç almıyor. Çünkü onu söyleyebilecek, artık onu savunabilecek bir şey yok. Ülkeyi batırmışlar. Ya Cevdet Bey dün çok enteresan bir kişi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Cevdet neydi soyadı? Cevdet Ahmet neydi? Hatırlıyor musun? Bir bak bakalım. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Bey. Bu konuşmanın hemen son dakikasında, son 5 dakikasında söz aldı. Oksimoron kelimesi. Cevdet Akçay, evet. Evet, Osman Cevdet Akçay.
Kendisi ekonomist, Boğaziçi'li o da. Ve adam her şeyi özetledi. Doğru konuştu. Linkler kopmuş ülkede. Her şey kopuk dedi. Faiz de o dedi. İşte Merkez Bankası da bilmem ne dedi. Linkleri koparmışlar dedi. Ve biz dedi o linkleri dedi. Biz dedi birleştirmeye çalışıyoruz dedi şu anda dedi. İddialı bir enflasyon hedefi koymak zorundayız dedi. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Çünkü dedi yani mücadele etmek zorundayız dedi. Çünkü bu mücadeleyi yerle bir etmişler dedi. Adam resmen ülkeyi nasıl bu hale getirdiklerine, başta Erdoğan, ardından işte damadı, sonrasında görevden alındı, yerine Nebati getirildi o, yerine gelen Merkez Bankası'ndaki Kavcıoğlu, ülkeyi nasıl bu hale veya ekonomik kurul, Cumhurbaşkanlığına bağlı ekonomik kurul var ya, ülkeyi nasıl bu hale getirdiklerini özetledi. Yani o saçma sapan işte faiz aşağı inerse, işte enflasyon da aşağı iner sözü var ya, artık duymuyoruz. Erdoğan'ın teziydi o. Nas deyip duruyordu. Bak onu da durmuyoruz. Bunların oksimoron olduğunu söyledi. Yani ne demek? Birbiriyle çelişen iki özellik ya da iki düşünce. Ve Türkiye dedi maalesef bu ortamda, bu ortamdan çıkmak zorundayız. Ve biz dedi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonrası tutar mı tutmaz mı? Tutmaz. Mümkün değil. Mümkün değil tutmaz. Neden? Çünkü şimdi bir seçim ekonomisi uygulanıyor ve Nisan'dan sonra zaten bunun acısı yine hepimizden çıkacak. Bu ülkeyi ayağa kaldıramaz. Ha diyeceksiniz ki belki seçimden sonra olabilir. İşte ondan sonra başka seçim kalmıyor. 2024, 2025, 2026, 2020. Hayır, olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Siz sadece kişilere bel bağlıyorsunuz. İşte Gaye Hanım gelsin, o Amerika'da tahsil görmüş. Veya işte onunla birlikte işte Mehmet Bey gelsin, Mehmet Şimşek. Onun Avrupa'da çok seveni var. Veya işte kapılarda karşılanıyor. Merrill Lynch'te falan çalışmış. Avrupa onu çok biliyor. İşte ne bileyim şimdi Fatih Bey. Ha, yurt dışında eğitim aldı. Çok iyi üniversiteler bitirdi. Harika. Veya Cevdet Bey. İyi bir hoca. İyi bir ekonomist. Ya. Cevdet Akçay'ın seçimden önce aynı iktidar kazanırsa ekonomi politikaları değişmez dediği sosyal medyada gündem oldu. Cevdet Hoca haklısın. Hoca şimdi bir şeyleri orada değiştirmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan da muhtaç ve karışmıyor şu anda. Evet bu söz önemli. Seçimden sonra aynı iktidar kazanırsa ben şimdi bu sözü hatırladım. Ekonomi politikaları değişmez ama Erdoğan muhtaç. Ne var ki ben de değişmeyeceğini düşünüyorum. Cevdet Akçay'ın da yerinin çok sağlam olmadığını düşünüyorum. 3-5 güne veya 3-5'e 3 vakte kadar görevinden alınacağını tahmin ediyorum. Ama esas söylemek istediğim şu. Biz olayı kişilere bağlamışız. Gaye Hanım çok başarılı, alalım getirelim. Fatih Bey işte yurt dışında eğitim aldı, süper. İşte Mehmet Bey'in kredisi var. Hayır, senin bir sistemin olması gerekiyor. Kişilere bağlı değil. Bir sistemin varsa sen enflasyonla mücadele edebilirsin. Sistemin yoksa hiçbir şey olmaz. O yüzden zaten hiçbir şey değişmeyecek bu ülkede. Seçimden sonra da değişmeyecek. Çünkü sistem yok. Sistem dediğimiz eşittir buyruk. Sistem dediğimiz eşittir buyruk. Erdoğan biraz ekonominin düzeldiğini görsün, bunların hepsini görevden alır. Bunların hepsini görevden alır tekrar, kendi bildiğini yapar. Ve 2028'e kadar da böyle gider. O yüzden öyle enflasyon düşecek, işte fiyatlar aşağı gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bana şunu söyleyin arkadaş, Cevdet Beyciğim, Fatih Beyciğim, Mehmet Beyciğim, Sayın Cumhurbaşkanım veya işte Cevdet Bey, bana şunu söyleyin, hayatı ne zaman ucuzlatmayı düşünüyorsunuz? Ha? Mümkün değil. Ucuzlamayacak da zaten. Çünkü sistemsizlik üzerine ve adaletsizlik üzerine bir yönetim inşa ettiniz. Kişiler üzerinden inşa ettiğiniz bu sistem yürümez. Yürümesi mümkün değil. Tabii ya esas burada önemli olan o sistemi. Ya ne eğitim sistemi kaldı, ne ekonomik sistem kaldı, ne adalet sistemi kaldı. Ya hiçbir sistem kalmadı yani. Önce adalet ve hukuk demiş Ayşegül Hanım. Evet, önce zaten mülkün temeli adalet. Ve bunu da bitirdik. Zama hazırlıklı olun diyoruz. Zama hazırlıklı olun. Elektrik ve doğalgaz ve elektriğe zam değil, güncelleme geliyor. Bunu Erdoğan demedi. Bunu Merkez Bankası Başkanı dedi. Ama tabii zılgıtı yer. Bence önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum. Neden sen böyle konuştun, neden böyle dedin diye. Kendine ait konulara girin Fatih Beyciğim. Yoksa gerçekten o koltukta fazla oturamazsın. Bağımsız değilsiniz. Onu da size söyleyeyim. Bağımsız değilsiniz. Her yönden bağımlısınız iktidara. Erdoğan'ın dediğini yapacaksınız gibi geliyor bana ki keşke beni yanılsanız.